Malum son günlerde Ukrayna Savaşı nedeniyle kamikaze dronlar oldukça revaçta ve arka arkaya tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuya yeni yeni ürünler çıkmaya başlıyor. Ve o ürünlerden biri de Ankara merkezli Titra şirketinin Deli modeli. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Davut Yılmaz, Titra Genel Müdürü. Şimdi bu ürünün, Deli'nin lansmanını Saha Expo 2022'de yapıyorsunuz. Biraz teknik özelliklerini alabilir miyiz? Tabii. Deli ismini verdiğimiz bu proje sabit kanatlı, elden veya katapulttan fırlatılabilir bir kamikaze İHA. Şu an itibariyle menzilimiz 85 km civarında. Havada yaklaşık 75 dakika kadar kalabiliyoruz, 1 saatten fazla kalabiliyoruz. Harp başlığı 3.1 kilogram civarında TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği çok etkili bir mühimmat. Artık çok büyük ona testler tamamlandı. Patlatma testlerine yakında başlayacağız ve bir aksilik olmazsa birkaç ay içerisinde artık envanteri hazır olacak seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Peki dünyada bu konsept, malum Ukrayna Savaşı ile İranlıların yaptığı kamikaze dronlarla çok fazla gündeme geldi. Siz bu pazarda nasıl bir öngörünüz var? Tahminim daha bu, daha testler bitmeden herhalde yurt dışından özellikle talep geldiğini tahmin ediyorum. Aslında çok fazla, çünkü yaklaşık bir ay kadar önce bir fuardaydık, yurt dışı fuarında. Orada bunun daha broşür halindeki tanıtımını yapmıştık, bu versiyon yani model olarak yoktu orada. Ondan beri çok ciddi şekilde ülkelerden bir yoğun ilgi var. Şu an ismini açıklamam doğru olmaz. Ancak şu bir gerçek, Suriye İç Savaşı'ndan beri kamikaze İHA'lar çok büyük rağbet görüyor tüm dünyada. Bunun farklı farklı versiyonları var malum. Küçük drone seviyesinde olan var. Bunların küçüğü, büyüğü, farklı şekilde varyantları olanları var. Bizim şu an yoğunlaştığımız konsept özellikle zırhlı sistemleri yok edecek, zarar verecek tarzdaki bir İHA sistemi. Burada da bizim önceliğimiz maliyet etkin olması. Çünkü bu bir defa kullanılacak, ikinci kez kullanma imkanı yok. O yüzden biz mümkün olduğunca maliyet etkin ve etkili olmasını, harp başlı adamın etkili olmasını tercih ettik. Tüm tasarım aslında bunun üzerine yoğunlaştı. Dolayısıyla biz kendi alanımızda iyi bir pazarda, iyi bir yerde olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi tabii arayıcı başlığı, bu örneğin elden mi atılıyor, katapultla mı? Atış gerçekleştirdikten sonra hedefini nasıl buluyor? Bunlarla ilgili biraz ipuçları, tabii ki hepsini anlatın diye sormuyoruz bunları. Evet. Çok kısaca anlatayım. Şöyle otonom şekilde uçma imkanımız var ya da manuel şekilde bunu uçurma veya hedefe gönderme imkanımız var. Otonomda da yine benzer şekilde birkaç farklı metot uyguluyoruz. Dolayısıyla GPS'in engellendiği, jamming sistemlerin uygulandığı yerlerde bile bizim bunu idame ettirme, hedefe gönderme imkanımız, hedeften sapmaksızın öyle bir durumumuz da var. Ayrıca karıştırmaya karşı da biz önlemlerimizi aldık. Eğer ki operasyon tarafındaki müşteri bu tarzda bir istekte bulunursa biz bunu da sağlayacak tarzda bir konfigürasyon geliştirdik. Yani müşterinin talebi doğrultusunda nerede kullanacaksa ona, müşteriye özel farklı konfigürasyonlarda bunlar içinde yer alacak diyorsunuz. Anlatırken zırhlı araçlarla ilgili konuya biraz daha açmak istiyorum ben. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği bir başlık var. Bu başlığın etkileri nedir? Ne kadar zırhı delebiliyor? Bunlarla ilgili biraz verebileceğiniz teknik özellikler rica ediyoruz. Şimdi malum bu konu biraz hassas olduğu için çok fazla bilgi paylaşmam mümkün değil. Çünkü biraz hem ticari hem de gizli konular. Ancak sadece çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Normalde havada merak edilen konulardan bir tanesini de sormak isterim. İzleyicilerimiz bunları merak ediyor. Örneğin bu kamikaze drone göreve başladı fakat bir görev iptali var. Bu tür durumlarda genellikle ne tür konseptler uyguluyor? Bunu da sormak isterim size. Tabii şimdi aslında bu en azından benim şahsi olarak ilk çalıştığım kamikaze projesi değil. Bayağı bir kamikaze projesi üzerinde geçmişte çalıştım. O yüzden bu tür konuları biz tasarım aşamasında dikkate aldık. Görev iptali veya bir şekilde patlamadan yere inme gibi durumlar veya tekrar çağırma gibi durumların hepsi bizim aslında algoritma içerisinde tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bizim için veya kullanıcı için bir herhangi bir sorun teşkil etmiyor bu gibi durumlar. Yani görevden vazgeçildiği zaman görev iptali ve etrafa zarar vermeden bunlar geri çağrılabiliyor. Tabii ki, yani sadece bunlar değil, aslında çok başka senaryolar da var bu kapsamda düşündüğümüz. Burada anlatmak istemiyorum ama yani özellikle işte kullanıcının güvenliğini, İHA'nın güvenliğini sağlama anlamında çok şeyi biz algoritmalarımıza kattık. Farklı farklı opsiyonlar sunuyorsunuz. Tabii. İsterseniz şimdi Alpin'in yanına doğru geçelim. Olur. Neler yapılıyor, o sistemle de ilgili son bilgileri alalım sizden. Şimdi Alpin, artık sizin epey olgunlaşmış önemli bir ürününüz. Kaç yıldır uçuyor, nerelerde görev yapıyor?
Alpin aslında 2019'da başlayan bir proje. Yani takriben baktığımızda 3 yıllık bir geçmiş olan bir proje. O günden bugüne aslında çok şey değişti. Yani 2019'daki modelden şu anki model versiyonuna kadar yani gerek mesafesinden, gerek performansına, gerek otonom kabiliyetlerinden, gerekse diğer yerlik oranlarına kadar çok şey biz güçlendirdik, ekledik, değiştirdik. Şu anki önceliğimiz operasyon konsepti anlamında daha çok askeri lojistik. Dolayısıyla şu an daha çok mühimmat olmaksızın uçma ve yük taşıma konseptine odaklanmış durumdayız. Ancak 2023 yılı içerisinde artık bunu silahlandıracağız ve şu an o konseptimiz de hazır, çalışmalar da başlamış durumda. Tahmin ediyorum 6 ay içerisinde biz aslında silahlı Alpin'i göreceğiz diye düşünüyorum. Silah kısmını biraz açtığımız zaman bu tür helikopterler ne tür mühimmatlar taşıyorlar, hangi görevlere çıkıyorlar? Aslında bunların en büyük avantajı çok ciddi şekilde yük taşıma kapasitesine sahip olması. Alpin mesela şu anda 200 kilogram kadar yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla aslında çok farklı tipte mühimmatı entegre etme imkanınız var. Dolayısıyla biz de bu kapsamda ne yapabiliriz, hangisini hangilerini takabiliriz diye bizim paydaşlarımızla görüştük, bizim yerli şirketlerimizle. Ve şu anda aslında bir tür konfigürasyon opsiyonları kendi açımızdan oluşturduk. Yani şu anda tek tek isimlerini saymayayım ama yani bir kısmı çok yeni olacak, ilk defa Alpin'de kullanılacak olan mühimmatlar olacak, bir kısmı da şu an hali hazırda kullanılan mühimmatlar olacak. Tabii bir gazeteci olarak da sormak istiyorum. Kara platformlarında veya karadan kalkış diyelim ve bunun yanı sıra deniz platformlarından uçuş gibi özellikler olabilecek mi? Bizim şu anki önceliğimiz kara platformları. Yani sabit olan yüzeylere inmek. Deniz platformlarına ve hareketli yüzeye inmek aslında çok başka bir konu. Sadece yazılımı değiştirmek yetmiyor. Çok farklı ekipmanları eklemek veya geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz şu an için kara platformunu olgunlaştırmak, karaya inen platformu olgunlaştırmak. Ancak diğer yandan hareketli yüzeylere inebilen bir Alpin'i, yeni bir Alpin'i versiyon 2'yi biz gündeme aldık. Hatta bununla ilgili bir proje teklifiyle sunduk Savunma Sanayi Başkanlığımıza. Dolayısıyla onun daha zamanı olacak. Ancak dediğim gibi şu anki bizim önceliğimiz daha çok sabit yüzeylere inebilen bu Alpin'i artık olgunluk seviyesine yükseğe çıkarmak, maksimuma çıkarmak. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Saha Expo'da sizlere başarılar, iyi fuarlar diliyoruz. Sonrasında da haberleşmek, yeni sistemlerinizle ilgili daha yakından fabrikada tanımak üzere. Çok teşekkürler.